1 artı sekant a bölü sekant a. Burada da sinüs kare a bölü 1 eksi kosinüs a var. Şimdi bu iki özdeşliğin birbirine eşit olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Evet ispatlayalım. Hadi bakalım. Bana gözünüze çarpan bir şey olup olmadığını söylemenizi istiyorum. Yani bunu buna mı çevirmeye çalışalım yoksa tam tersini mi yapmaya çalışalım? Hmm, gözüme herhangi bir şey çarpmadığı için bununla başlayıp aynı anda bununla da oynayacağım ve bakalım ne elde edeceğiz. Evet, nasıl yapacağından tam olarak emin değilim ama sekantı, kosinüs ve sinüsü sevdiğim kadar sevmediğim için buradaki sekant yerine kosinüslü eşitini kullanacağım. Bir bakalım. 1 artı 1 bölü kosinüs a bölü 1 bölü kosinüs a. Belki de bu şekilde bir yere varamayacağız ama denemekten bir zarar gelmez. Bu arada burada kullandığım özdeşlik sekant A'nın 1 bölü kosinüs A'ya eşit olduğu anlaştık mı? Peki bunun paydalarını eşitlersem pay 1 artı kosinüs A olur. Paydalarda kosinüs A olarak kalır ve sadeleşir yani 1 artı kosinüs A elde ederiz. Ee, umarım çok fazla şeyi atlayıp kafanızı karıştırmamışımdır. Az önce a aklımdan yaptığım işlemleri yazacak olursam payda 1 artı kosinüs a bölü kosinüs a. Paydada da 1 bölü kosinüs a olur ve bunlar birbirini götürür. Anlaştık mı? Evet, burada 1 artı kosinüs a kaldı ve bakalım bunu buna çevirebilecek miyiz? Aslına bakarsanız elimizdeki ifadelerden birini bu kadar basit bir hale getirdikten sonra doğrusu bundan bile basit oldu. Diğer ifadeyi de sadeleştirip buna benzer bir hale getirmeye çalışmak herhalde yapılacak en mantıklı iş olur. Yani bunun buna eşit olduğunu ispatlamamız gerekmiyor. Bunun buna eşit olduğunu ispatladıktan sonra bunun da buna eşit olduğunu ispatlarsam istediğimi elde etmiş olurum değil mi? Bunu sadeleştirmek istememin sebebi ise bunun gerçekten de bundan basit görünüyor olması. Hadi deneyelim. Burada sinüs kare. Evet sinüs kare var ama burada sadece kosinüs olduğuna göre bu sinüsü bir şekilde kosinüse çevirmem gerekecek. Sinüs kare a. 1 eksi kosinüs kare a'ya eşittir öyle değil mi? Bölü 1 eksi kosinüs a'yı da Unutmayalım. Bu arada az önce buraya eşittir işareti koymamışım. Hemen onu da koyayım. Şimdi nerede kalmıştık? 1 eksi kosinüs kare a bölü 1 eksi kosinüs a. Ve ne yapmam gerektiğini anladım. Bunun 1'in karesi eksi kos a'nın karesi olduğunu düşüneceğiz. Ve a kare eksi b kare yani 2 kare farkı özdeşliğini kullanarak... Bir saniye, neden böyle yapmamız gerektiğini anladınız değil mi? Burada 1 artı kosinüs a var. Burada da 1 eksi kosinüs a. Bunun a artı b, bunun da a eksi b olduğunu düşünürsek, buradan 1 artı kosinüs a elde edebileceğimizi gördük. Nasıl mı? Bu eğer a kare eksi b kare ise yerine a artı b yani 1 artı kos a çarpı a eksi b yani 1 eksi kos a yazabilirim. Neden böyle yapmak istediğimi şimdi daha iyi anladınız değil mi? Paydadaki 1 eksi kos a'yı da unutmayalım işte oldu. 1 eksi kos a'nın sıfıra eşit olmamasını sağlayan tüm a değerleri için ki bu hemen hemen tüm a değerleri demektir. Tabii buna dahil olmayanlar var. Bunları sadeleştirdiğimizde de geriye 1 artı kos. A kalır. Bakın burada da 1 artı cos A vardı ve şimdi burada da 1 artı cos A bulduk. Yani aslında ispatı yaptık. Burada yaptıklarımızı açıklamamız da gerekebilir ama sol taraftaki ve sağ taraftaki ifadenin 1 artı cos A'ya eşit olduğunu ispatladık. İsterseniz bunu da açıkça yazalım. Evet 1 artı cos A.